Ve Fenerbahçe sezonu Polonya'da açtı sarı verdiler. UEFA Şampiyonlar Ligi önelemesi ilk turunda Dinamo Kiev ile karşılaştılar ve maç 0-0 sona erdi. Tabi sezonun ilk resmi maçı olması itibariyle Fenerbahçe'nin hem oyununda eksiklikler var, iyi gözüken bazı noktalar var, ışık veren bazı noktalar var ama genel olarak bence vasat diyebileceğimiz hatta vasatın altında kalan bazı noktalar vardı Fenerbahçe'nin oyununda ve bireysel Performanslarda zaman zaman Orge Jesus'un oyuna müdahalelerinde Diğer tarafta ise 2022 takvim yılı içindeki ilk resmi maçını oynayan Dinamo Kiev en azından kendisi aslında 0-0 aldı ama sanki bu maç Tur'un Kadıköy'de Fenerbahçe'ye geleceğini gösterdi diyebiliriz. Rövanş adına her iki takımın ilk kombilerine şöyle bir bakarsak ev sahibi Dinamo Kiev'in kadrosunda yalnızca Ukraynalı ve Balkan kökenli bazı oyuncular vardı. Onun dışındaki diğer ülkelerin yabancı futbolcuları tabii ki de savaş sebebiyle hem tercih etmiyor takıma gitmeyi hem de takımdan ayrılmış durumdaydı. Klasik bir 4-4-2. Olağanüstü pragmatist bir temel oyun planı Lüşescu'dan tamamen 0-0 oynayan bir temel oyun planıyla sağdaydı. Dörtlü savunmanın önünde Şaparenko ve Sidorçuk'la beraber ki Sidorçuk genel olarak burada Şaparenko biraz daha öne bağlantı olmaya çalışan oyuncu gibiydi. Burada Sigankov takımın en tehlikeli ismiydi. Geçiş için özellikle zaten Temelde geçişi oynamaya çalıştı. Fenerbahçe'de geçişi oynamaya çalıştı Dinamo Kiev'le beraber. Ee, solda Verbiç en önde Bujarski ve en önde de Besedin'le sağa çıktı Dinamo Kiev. Diğer tarafta Fenerbahçe'de Orge Cesus'un ilk resmi maçındaki ilk 11'inde açıkçası şaşırılan bence iki tane net nokta var. Tabii ki de Joshua King ve Valencia ikilisi. Şimdi dörtlü savunmada veya kalede zaten sürpriz yok. Önlerinde İsmail de bence kesinlikle sürpriz değil. %100 hak ederek formayı aldı ve oraya geldi. Yanında bir Willian Arao tercihi biraz daha oyunu biraz daha merkezi tutucu bir oyun tarzıyla sahaya çıktı. Merkezde İrfan Can, sağda Rossi, solda Valencia ve en önde yeni transfer Joshua King de sağdaydı. Özellikle Arao ve Joshua King'in daha yeni geldiğini düşünürsek ilk 11 açıkçası bana biraz sürpriz oldu diyebiliriz ki Valencia ile Rossi'nin de devamlı maç içinde yer değiştiklerini gördük. Fenerbahçe'nin temel oyun planı yani Jorge Jesus'un Fenerbahçe takımıyla oynatmak istediği, kurgulamak istediği temel oyun planı top Fenerbahçe'deyken ki bir oyun değil abi. Top rakipteyken Fenerbahçe'nin kendi birincil Jorge Jesus'un ana planı işlemeye başlıyor. Nedir? Tabii ki de Fenerbahçe bu maçta da gösterdi ki bütün sezon boyunca tam sağ pres oyunu oynayacak Fenerbahçe. Rakibi kenarlara yönlendirecek ve hedefsiz bir şekilde topu ayaklarından çıkarmalarına zorlayacak. Şöyle çok rahat görebiliriz. Burada stoperlerle oyuna çıkmaya çalıştığını düşünelim Dinamo Kiev takımının. iki stoper işte açıldı. Bekler kenara geldiler. Vır, vır biç böyle geldi. Fenerbahçe'de ön tarafta baskıya doğru yerleşti. Sidorçuk daha çok stoperlerin arasına geliyordu. İkinci hattan, üçüncü hatta doğru geçerken bu merkezdeki bağlantıyı Şaparenko ile sağlıyorlardı. Sigankov biraz daha bir ön alan tehdidiydi. Joshua King'i şöyle getirelim abi. Billy Narao, İrfan Can böyle çıkıyorlar. İsmail, Osay Samuel, Serdar Aziz, Salahi, Ferdi ile beraber Siganko biraz daha ön tarafta konumlanan Buyalski biraz daha derine gelip Besedin biraz daha stoperlerle boğuşan bir Santrfor rolündeydi diyebiliriz. Maçın başından itibaren Fenerbahçe'den hep buna benzer bir saha içi dizilişi bir oyun anlayışı gördük abi. Şöyle biraz daha düzgün dizeyim. İrfan Can böyle geldi genel olarak. İsmail burada arkadan süpürücü değil ki bugün sağdaki 22 futbolcu oyuna giren çıkan herkes dahil sahanın en iyisi İsmail Yüksek'ti ve hazırlık maçlarındaki performansını bir ilk resmi maça bir şampiyonlar ligi yönelmesine taşıması da onun aslında bu formayı ne kadar hak ettiğini bize göstermiş oldu. Şimdi Jorge Jesus'un temel bu pres oyunu dediğimiz oyundaki mantık basit rakibi kenarlara doğru yönlendirip hedefsiz pas yapmasına veya onları direkt top kaybına zorlamasını sağlayıp merkezden kapılan toplarla rakip kaleye direkt bir geçiş sağlamak istedi Jorge Jesus. Yani topsuz oyununu hedefledi rakip yarı sahada topu kazanıp direkt olarak rakip kaleye gitmeyi hedefledi. Ve bu pasları atabilmesi için de uzun metrajlı olarak Arao hem uzun hem kısa atabilen İrfan Can'ı merkez orta sahaya yerleştirdi. Yani aslında çift altı oynuyor gibi gözükse de Fenerbahçe ki hakikaten de öyle oynadılar. Yani İsmail ile Arao tamamen e, savunma önündeki hem geçişleri karşılayacak hem rakip topu merkez orta sahaya çıkardığında fiziksel temasla beraber sertliği sağlayacak iki oyuncu rolündeydi. Hem de top kapılır kapılmaz. İsmail'in de o becerisi var ama özellikle Arao'nun hakikaten 35-40 metreye iyi top atıyor Arao havadan yerden. Ve İrfancan Can Kahveci'nin hem kısa hem yerden araya oynayabildiği toplar hem savunmanın arkasına yüksek atabildiği toplarla beraber bu ön üçlüyü önde baskıyla kapılan toplardan sonra rakip savunma arkasında koşturmayı hedefledi Orge Cesus. Yani basit bir oyun planı gibi gözükür ve Orge Cesus'un oyun planının temelidir abi. Hem Fenerbahçe'nin topsuz bir oyunu temel anlayış olarak benimsemesi bu maçta hem de Dinamo Kiev'in hem işte eldeki imkanlardan dolayı kadronun yetersizliği hazır olmamasından dolayı topsuz oyun öncelikle bir karşılama ve sonrasında işte geçişle beraber bir temel oyun prensibi belirlemesinden dolayı Lucescu'nun ki yani hakikaten en pragmatist oyun anlayışlarından bir tanesi tamamen rakibi bozmaya yönelik orta sahada kaptırılan ilk topta hemen faul topla çıkmaya çalışırken hemen ön taraftaki oyunculardan bir tanesi gelip duvar oluyor veya savunma arkasına koşu atıyorlar baskıyı yer yemez topu köşelere doğru atıyorlar. Ve topu hani en kısa sürede en azından rakip veri sahaya götürelim. Baskıyı kırıp Fenerbahçe'ye geri koşturalım mantığı var. İki takım da topsuz oyunu ana mantaleti olarak belirleyince bir de zaten Temmuz oyundayız. Daha sezon başı tam bir sezon başı maçı izledik. Oyun inanılmaz zevksizleşti abi. Çünkü bir topa sahip olma oyunu, bir set oyunu, bir pas oyununa benzer hiçbir şey izlemedik sahada. İki takım içinde bu geçerli. İki takım da temelde geçişi hedefliyordu ve burada Şaparenko Dinamo Kiev'de Fenerbahçe'de ise İrfan Can Kahveci geçişte asist olacak veya takımını pozisyona sokacak pasları atmakla mükellef kaliteli ayaklar olarak belirlenmişti. Orgecesus'un bu temel oyun planı daha hazırlık maçlarından beri uyguladığı bu oyun ve Fenerbahçe kadrosunun artık netleşmesi gereken döneme doğru gittiğini de düşünürsek ki netleşecektir. Ama inanılmaz bir kadro fazlalığı var. Fenerbahçe'nin oyunu mutlaka bir şey vaat ediyor. Yani Orgecesus'un işe biraz geniş açıdan baktığımız zaman aslında çok iyi bir oyun bu. Ve oyuncuların fiziksel gelişimleri Jorge Jesus'un istediği seviyeye gelirse hakikaten çok üst düzey bir pres oyunu izleriz abi Fenerbahçe'den. Özellikle Süper Lig standartlarında ki Avrupa'da da devam edeceğini düşünürsek ama bu oyun şu an hazır değil çünkü Fenerbahçe fizik olarak hazır değil abi. Yani 55-60 gibi Fenerbahçe düştü abi oyunda. Sanki 6 aydır maçı oynamayan Fenerbahçe'ymiş gibi. Oysa gelinizde birçok silah var. Kenarda inanılmaz sayıda oyuncu var. Kenardan bir 11 çıkardı neredeyse. Çünkü abi bu çok net. Dinamo Kiev ikinci yarıda özellikle 60'tan 70'ten sonra yani son 20-25 dakika kesin düşecekti oyundan. Çünkü adamların kondisyonu bu kadar abi. Adamların ilk resmi maçı bu yani. Bunu öngörüp Orge Jesus'un daha mantıklı oyuncu değişiklikleri ki bence Lincoln ve Bruma ona da birazdan geliriz. Yanlış hamlelerdi. Fenerbahçe'nin topu önde tutabilecek oyunculara ihtiyacı vardı. Oyunu artık bir tam saha oyunundan, bir tam saha pres oyunundan ziyade yarı sahaya indirgeyip Dinamo Kiev'i kendi yarı sahasına doğru ittirmesi gerekiyordu Fenerbahçe'nin. Buna dönük bir oyun kurgusuyla en azından ikinci yarıya başlaması gerekiyordu. Çünkü ilk yarı çok belliydi. Yani bir Dinamo Kiev 90 dakika bunu oynayacaktı ve yorulacaktı. Burada sizin elinizde çok daha fazla silah var ve şunu atlamak lazım. Orge Cesus bu takıma gelerek 40 günden fazla oldu abi geldiği günden beri hoca ne istediyse aldılar. Geldiği günden beri tamamen kendi oyun planına oturtmaya çalışıyor. Hem hazırlık maçları hem kadro planlamasının tamamen o gece istediği şekilde neredeyse sıfırdan bir takım kuruyormuş gibi dizayn edilmesi. Burada ben Dinamo Okevi yenmesini hatta net yenmesini beklerdim Fenerbahçe. Hele hele bu ilk yarı izledikten sonra ikinci yarı bile maçı 2-0-3-0 koparabilirdiniz ama bunu yapamadı. Orge Jesus'un takımı eksikler var. Özellikle temel önde baskı oyun planı çok şey vaat ediyor. Evet Fenerbahçe'nin kadrosu oturduktan sonra, fiziksel gelişim tamamlandıktan sonra çok iyi bir oyun izleyebilir miyiz? Evet ama bu maçında her ne kadar sezon başı olsa da kazanılması gerekiyordu abi. Çünkü karşıdaki rakip gerçekten bir şekilde şu 90 dakika bitsin diye oynadı yani. Ne kadar dinamo Kiev olursa olsun bunu söyleyebiliriz. İlk yarıda çok fazla net pozisyon yoktu. Valencia'nın kafa vuruşunu iyi çıkardı kaleci bu şu an. Ee, bunun dışında bir pozisyon yoktu zaten ilk yarıda. Joshua King'in gördüğü anlamsız bir sarı kart. Ve ikinci yarının başında Jorge Jesus yine hamleyle başlamak zorunda kaldı. Ama hiç beklemediğimiz bir noktadan aslında beklenebilecek bir şey. Serdar Aziz muhtemelen sakatlanarak kenara geldiği Yerini Tisaran'da bıraktı. Yani Kim Jae'nin gittiği senaryoda Atilla Zalai'nin de üçlü savunmada verdiği verimi dörtlü savunmada veremediğini düşünürsek Serdar Aziz'in artık bu sene bir sakatlanmadan oynaması lazım abi bu kadar olmaz. Nerede sakatlandın abi? Sen soyma odasında mı sakatlandın? Çıkarken sağdan hiçbir şey yoktu mesela ama Tisserand oyuna dahil oldu. Onun yerine 63. dakikada İrfan Can'la beraber Joshua King kenara geldiler. Ya King zaten hiç hazır değil. İrfancan da o demin dediğim geçişte gol olacak. Takımı pozisyona sokacak pası atan teknik oyuncu rolünde çok sırıttı. Çünkü İrfan yine temposu hiç ama hiç yeterli değildi diyebiliriz. Lincoln'le boru hamlesi geldi. İşte bu iki hamle yanlış hamle abi. Şöyle yanlış hamle. Link şöyle yanlış hamle. Lincoln'u anlayabilirim. Çünkü yani İrfancan'ın muadili Lincoln kadroda. Hakikaten tam olarak birbiriyle eşleşen iki oyuncu pozisyon olarak, profil olarak ama Buruma'yı oyuna aldığınızda sanki bir hücum oyuncusu alıyormuş gibi düşünebilirsiniz. Ama Buruma topu tutamaz. Aksine abi Buruma'ya giden toplar. Buruma'nın topu ayağında tuttuğu pozisyonlarda hemen bir top kaybı ve Dinamo Kiev'in bir nefes alması, bir geçiş şansı olarak Fenerbahçe'ye geri döndü. Çünkü Buruma topu tutabilen bir oyuncu değil. Şimdi Valencia çok fizikli bir oyuncu değil. Zaten bir, birkaç kere omuz omuza girdi. Vurdular indirdiler. Rossi öyle bir oyuncu değil. E Buruma da topu asla tutabilen bir oyuncu değil. Hatta top kaybına eksi yazdıran bir oyuncu devamlı. İsmail ve Arao da dakikalar ilerledikçe biraz kendilerini merkeze ve geri atıp hani en azından merkezde garantiyi oynayalım moduna girdiler. Lincoln fena oynamadı. Topu ayağında tuttu. Top dağıtımında fena değildi. Orta sahadaki oyun kuruldu ama Fenerbahçe rakip yarı sahaya yerleşemedi abi. Senin bu takıma karşı rakip yarı sahaya yerleşebilmen lazım. İkinci yarı, son yarım saat, son 25 dakika ittirebilmen lazım. İnşallah Kadıköy'de bunları fazlasıyla görürüz diyebiliriz. Ve 71'de asıl olması gereken iki hamle tabii ki de Valencia ile Rossi çıktı. Arda Güler oyuna girdi. Lincoln biraz daha kenara doğru geçti. Burma, Lincoln biraz daha kenara doğru geçti ve en öne Serdar Dursun girdi. İşte şimdi bu olur. Çünkü Serdar Dursun'la geride hiç oyalanmadan topu Serdar'a atıp onun pivotluğuyla servisliyle çıkabilirsiniz. Arda Güler topu ayağında tutar. Arda'nın birkaç pas atası var, olabilir abi. Herkes yapıyor. Ama Arda ile topu önde tutabilirsiniz. Serdar Dursun'la topu önde tutabilirsiniz abi. Bu Fenerbahçe'nin en azından son 20-25 dakika rakip ceza sahası civarında oynamasını ve hem Buruma'nın şutunu hem de Lincoln'ün etkisiz ama etkisiz kafa vuruşuyla biten ama etkin bir atak olarak oraya kadar gelen bir pozisyonu getirdi. Bununla beraber Luchescu 77'de Bujalski'yi aldı oyundan yerine Garmaş'ı soktu. 83'te Popov'la Verbiç'i çıkardı oyundan. Ve yerlerine Sirota'yla Vanat'ı soktu. Son hamlesi de Karavayev'le ile Sigankov değişikliğiydi ki bu biraz da süreye yönelik yapılmış bir hamleydi. Ve maç 0-0 bitti. Sonuç olarak şu çok net. Fenerbahçe Kadıköy'de bence Dinamo Kiev'i eler. Ama abi bu bugün Fenerbahçe'nin bu maçı kazanabileceği noktaya kadar getirmesi gerektiği gerçeğini değiştirmiyor ve özellikle Lincoln buruma özellikle buruma hamlesi çok yanlış bir hamle olarak bugün sun tarafını oyun ve oyuna müdahale olarak en büyük eksi yazan nokta ama dediğim gibi hafta Fenerbahçe Kadıköy'de turun net ama net favorisi. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşçakalın.